Merhabalar, şimdi de gözaltı dolgusundan bahsedeceğiz. Daha çok halk arasında bilinen isimli gözaltı ışık dolgusu. Gözaltı ışık dolgusunun çok eski bir hikayesi yok aslında. Uzun yıllardır gözaltı dolgusu derin dolgu şeklinde yapılıyordu. Gözaltımızda 3 farklı yapıda bölge var. İç taraf, orta taraf ve dış taraf. Buradaki ligamentlerle gözaltı ve yanak dokusu birbirinden ayrılıyor bağlarla. Dıştaki ve içteki bağ daha kuvvetli olurken orta kısımdaki bağımız daha gevşek bir yapıda. O yüzden yanak bölgesindeki doku artışı, azalışları gözaltına da bir şekilde sirayet ediyor. Biz ne yapıyoruz gözaltı dolgusuyla? Genelde oluşan tift rahat dediğimiz kanalın hacim kaybı, yağ dokusunun kaybıyla beraber, yaşla beraber oluşan çukurlukları doldurmak için kullanıyoruz. Gözaltı torbalanmalarında da dolgu kullanılabilir ama hastanın buna uygun olması lazım. Her torba oluşumunu dolguyla görünmez hale getiremezsiniz. Eğer uygun yapıdaysa, etraf dokunun hacmini artırarak torbayı görünmez kılabiliyorsa kullanıyoruz. Ama asıl kullanım alanı hacim kaybını yerine koymak, çukurlaşmaları doldurmak. Sonuçta dolgu, filler bir hacim artırıcı. Başka da aslında çok bir fonksiyonu yok. Ama göz altındaki muhabbet şu. Derin dolgu yaptığımızda, kemik üzerine bıraktığımız dolgularda aslında daha iyi sonuç alıyorduk ama kendi içinde çok ciddi bir risk ihtiva ediyordu. Damarlarla çok yakın çalışmak zorunda kalıyorduk, iğneyle çalışmak zorunda kalıyorduk ve bu riskten kurtulmak istiyordu bütün hekimler. Dolayısıyla kısmen yeni bir yöntem olan kanülle uygulamaya geçildi. Kanülle uygulamada sonuçlar biraz daha deriye yakın çalıştığımız için komplikasyon görme ihtimalimiz daha yüksek. O yüzden de kontrollü ilerlememiz gerekiyor. Nasıl kontrollü? Belli bölgelere, belli silsilelerin üzerinde koyunca istemediğimiz sonuçlarla karşılaşıyoruz. Tindal efekt denilen bir yansıtma bozukluğuna neden olup daha mavi görünmesini sağlayan bir halka oluşturabiliyoruz. Ya da sosis görüntüsü dediğimiz toplanıp aşağıya doğru torbalanmaya neden olabiliyor. Bundan korunmanın yöntemi gözaltı dolgusunu gerekiyorsa, hasta uygunluğu varsa birkaç basamak halinde yapmak. Yani ben kişisel olarak iç bölgeye hiçbir zaman 0.3'ten daha fazla dolguyu bir defada vermiyorum. 0.3 en fazla, maksimum 0.3 ml kadar dolguyu verip bir hafta beklemeyi tercih ediyorum. Bir hafta sonra masaj yapıp eğer halen ihtiyaç varsa sertleşen dolgunun tekrar üstüne koymayı tercih ediyorum. Bu şekilde komplikasyonlardan biraz daha kendimizi koruyoruz. Gözaltı ışık dolguları özel yapılı oluyorlar. Her dolgu markasının elimizde gözaltı ışık dolgusuna uygun ürettiği dolgu yok. Sıklıkla kullandığımız, benim kişisel olarak Juvederm'in Volbella'sı, sadece gözaltı ışık dolgusu için üretilmiş bir dolgu. Ama Redensity 2 uzun yıllardır kullanılıyor. Boroteron'un var, Stilage'in var, birçok Avrupa menşeli markanın var. Hepsinden de iyi kötü sonuçlar alabiliyoruz. Gözaltı ışık dolgusu yapısı gereği çok uzun kalmasını beklemiyoruz. Ortalama beklentimiz 8-12 ay kadar. 12 aylık bir süreç içinde genelde hacmin %80'ini tekrar kaybediyoruz ve tekrar rutuş yapma ihtiyacı doğuyor. Gözaltı dolgusu ile ilgili de söyleyebileceklerim bu kadar.